Sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Sizce bir problem var mıydı Mehmet Ali Bey? Bir problem vardı da bu son görüşmede aşıldı mı? Yoksa zaten bir problem yok muydu? Yani bana göre ciddi bir problem yoktu. Önce onu söyleyeyim. Çünkü iktidar dünyanın en sağlam tutkalıdır. Önce onu ifade edeyim. Bir yerde iktidarsanız kolay kolay kimse o iktidarı kaybetmek istemiyor. Bunu sadece Devlet Bahçeli için söylememek lazım. Büyük Birlik Partisi için, Hüdapar için, Demokratik Sol Parti için ve Milliyetçi Hareket Partisi için söyleyebiliriz. Yani sonuç itibariyle özellikle de muhalefet bir alternatif oluşturmuyorsa siyasetçiler yani iktidarın verdiği imkanları dikkate aldığımızda bunu kaybetmek istemezler. Zaman zaman farklı düşündükleri konular olur. Ancak gerçekten yıllar içerisinde bakıyoruz, iyi de bir iletişim kurmuş durumdalar. Yani birebir iletişim var. Sayın Erdoğan da Sayın Bahçeli arasında çok yakın iletişim oluyor. Ara ara farklı düşündükleri konular oluyor. Bu biraz teknik olarak da olmuyor aslında. Uslupla ilgili belki oluyor. Onlar da hemen aşılıyor. Yani tabii karşımızda bizim özellikle muhalefetin altılı masasının tuz buz olmasından sonra en azından orada da bir şeyler olması bekleniyor ama hala anlaşılmayan, özellikle muhalefetin anlayamadığı nokta şurası, muhalefet Türkiye'de iktidar okuryazarlığı problemi yaşıyor. Muhalefet iktidarı okuyamıyor. Genel itibariyle iktidar bir gündem belirliyor, onların belirlediği gündemin arkasında koşmaya çalışıyorlar. Tabiri caizse el yükseltiyorlar. Sonuçta tam o konuyla ilgili topluma bir mesaj verecekler, bu sefer gündemi değiştiriyor iktidar. Asıl sorun, yani şu anda ülkede size göre Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorduğunuzda işte ekonomi, işsizlik, biraz önceki haberlerde gördüğümüz gibi ahlaki ve sosyal çöküntüler, adaletsizlik, göçmen sorunu, bu tür bunlar varken bunları iktidar zaten perdelemeye çalışıyor. Kendi açısından stratejik olarak doğru bu arada, onu kabul etmek lazım. Onun yerine işte anayasa değişikliği diyor, o tam bitti derken işte Kürt meselesi diyor, yeni bir gündemde konuşuyor. Şimdilerde laiklik diyor, tekrar başa döndük. Yani dolayısıyla tam istediği şekilde, iktidarın istediği şekilde süreç devam ediyor. Şimdi bu hep söyleniyor da Mehmet Ali Bey, şunu merak ediyorum ben. Yani Devlet Bahçeli Öcalan'ı meclise çağırmak gibi bütün herkesin beklentilerinin üzerinde ezber bozan, ve işte Devlet Bahçeli'nin kendi siyasi kimliği açısından da çok radikal bir söylem olan, işte onu telaffuz ettikten sonra, yani Öcalan'ın Umut hakkından faydalanması, yararlanması gibi. Mesela Özgür Özel'in bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmaktan uzak durması mümkün değil ki. Bir şey söylemesi lazım. Ve bugün grup toplantısında mesela Özgür Özel bu konuya hiç girmedi. Onun yerine ekonomiyi anlattı, Esenyurt'u anlattı, Yeni Doğan Çetesi'ni anlattı, asgari ücret, işte emekli maaşı vesaire. Hani tam olarak orada kastettiğiniz nedir acaba? Yani bakın tam da aslında aynı şeyleri söylüyorum. Nedir? Dediğiniz konuların da hepsi aslında iktidarın konuşulsun istediği konular. Yani ne konuşsun muhalefet? Ne konuşmasın? Muhalefet ülkenin sorunlarını konuşsun değil sadece. Evet. Sorunlara çözüm önerileri söylesin. Desin ki biz ekonomiyi geldiğimizde şöyle çözeceğiz kardeşim desin. Biz adalet sorununu şöyle çözeceğiz desin. Biz geldiğimizde şu konuyu şöyle çözeceğiz desin. Tümüyle konuşmasın demiyorum ama iktidarın belirlediği gündemde sadece dolaşırsanız elindeki medya gücünü de dikkate aldığınızda doğal olarak vatandaşı ablukaya alan en önemli konu doğal olarak İktidarın belirlediği gündem o. Evet. İktidar nemalanıyor, kendi açısından faydalanıyor bundan. Anlıyorum, bu hep söyleniyor da. Yani işte 31 Mart seçiminden sonra Cumhuriyet Halk Partisi psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti. Birinci parti olarak çıktığı için neredeyse bütün büyük şehirleri kazandığı için. Fakat şimdi o psikolojik üstünlük iktidara kaptırıldı gibi yorumlar yapılıyor. O yüzden iktidarın belirlediği gündemin peşinden gitmemek, muhalefetin kendi gündemini işte yukarıda diri tutması için çabalaması gerekiyor yorumları yapılıyor da. Hani şu, gerçekten merak ediyorum. Devlet Bahçeli Öcalan'ı meclise çağırıyor, böyle bir açıklama yapıyor. Bunun üzerine Özgür Özel bir şey söylemesi lazım. Yani bir şey demesi lazım. Şüphesiz bir şey söylemesi lazım ama söylenen şey Türkiye'nin temel sorunlarını perdeleyecek kadar konu olmamalı. Çıkmalıydı orada, demeliydi ki işte Abdullah Öcalan'la size, iktidarı kastederek söylüyorum. Sadece
Çünkü belli yani o sadece Devlet Bahçeli'nin kanaati olamaz. Devlet Bahçeli orada bir misyon üstlenmiş durumda. Yine gündemi değiştirme noktasında bakın. İnan Bey şunu öncelikli olarak söyleyeyim. Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı bir araya geldiklerinde genel itibarıyla temel konuları konuşuyorlar. Tabii bu kadar senelik deneyimli siyasetçiler işte sen biraz sonra şunu diyeceksin ben de şöyle yapacağım demiyorlar. Tabii. Temel prensipleri konuşuyorlar. Bir karar alıyorlar. Aldıkları kararın üzerinde yürüyorlar. Türkiye'de bu süreç içerisinde bambaşka sorunlarını konuşması gerekirken geride kalıyor. Şu anda Türkiye'de bakın kavim meselesinde temel aktör iktidar. İşte şu anda teğmenler konusunda temel belirleyici iktidar. Anayasa değişikliği konusunda belirleyici olan iktidar. Niye iktidar? Tabii ülkeyi iktidar yönetiyor. Tamam. Yani burada gerçekten muhalefetin işi kolay yani muhalefet onun yerinde tamam, ben olsaydım. Özgür Özel de diyor ki teğmenlere biz sahip çıkıyoruz diyor Mehmet Ali Kulat. Bunları atamazsınız diyor. Bu sebeple atamazsınız diyor. Eğer atarsanız bu siyasi bir karar olur diyor. Ve bunun hesabını sorarız diyor. Yarın öbür gün iktidara gelince o kararda imzası olan bütün askerleri emekli ederiz diyor. Şimdi bu mesela bunu söylemesi bugün teğmenlere üst perdeden sahip çıkması Özgür Özel'in muhalefetin belirlediği gündemin peşinden gitmesi midir acaba? Hayır, belki burada birazcık daha öne geçmiş duruyor. Bakın bir şey söylüyor burada. Sahip çıkarız değil, somut bir şey söylüyor. Dikkat edin. Diyor ki bir eğer iktidar olursak bunun karşısında şunu yapacağız. Biz, dolayısıyla şu anda... Bunu söylemesi lazım diyorsunuz siz. Tabii bir şey söylemesi lazım. Yani somut. Ben gelince şunu yaparım demesi lazım. Peki. Ben gelince şunu yaparım cümlesini söylediğiniz anda vatandaş beklentisini buluyor. Şu anda temel sorun şu. Bakın iktidar okuryazarlığı ifadesini ısrarla söylüyorum ben. Neden? Ya şimdi Türkiye'yi çok uzun süredir yöneten bir iktidar var ve dolayısıyla iktidarın ortağında Milliyetçi Hareket Partisi var. Evet. Sayın Erdoğan dikkat edin. Bakın 1 Kasım seçimlerinden buraya doğru gelirken İnan Bey her seferinde partisinin oyu birazcık azalıyor ama Sayın Erdoğan giden oylarını aynı havuzda tutma adına çalışmalar yapıyor. Şu anda %49,5 iken partisinin oyu 1 Kasım seçimlerinde Sayın Erdoğan o zaman kendi kitlesine o zamanki Demokrat Parti'yi Sayın Süleyman Soylu'yu ve Sayın Numan Kurtulmuş'u almıştı has parti olarak. Partiyi yukarıda tutmak için. Sonraki dönemde partinin oyu 42,5'a indiğinde 7,5 puanlık oy kaybı söz konusu. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ni yanına aldı. Sonra partisinin oyu 35'e indiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni yanında tuttuğu gibi Büyük Birlik Partisi, Hüdapar, Yeniden Refah Partisi, Demokratik Sol Parti bünyesini aldı. Şu anda Erdoğan bir şey yapmak istiyor. Çok net. Geri kalanların hepsi işin belki magazin tarafı ne yapmak istiyor? DEM Partisi'ni yanına almak istiyor. Ve mevcut yanındakileri de kaybetmeden onları almaya çalışıyor. Neden? Çünkü 7 puan daha parti aşağıya iniyor. Dolayısıyla parti aşağıya inerken DEM Partisi'nin oyuna ihtiyacı var. Neyi vaat edecek? Çok basit. Abdullah Öcalan diyor. Belki önümüzdeki günlerde Selahattin Demirtaş diyecek ama bir şey daha diyor. Ana dilde eğitim diyor. Sayın Devlet Bahçeli ananın dili ifadesi gibi değişik bir tabir kullandı. Dolayısıyla bunu sağlıyor. Yani ne yapmak istiyor sonuç itibariyle? 50+1'i elinde tutmak istiyor. Çünkü şu anki sistemde partinizin ittifak ortağı olan bir partinin 2 milletvekili fazla olsa, 3 milletvekili eksik olsa çok önemli değil. Vekillerin etkisi bitti çünkü. Anladım. Ne? Tamamen Cumhurbaşkanı'nı almak lazım. Tamamen oraya odaklanmış durumda. Peki, şimdi yeni bir araştırma yaptınız Mehmet Ali Kulat. Temel olarak bunu konuşmak için davet ettik sizi. Bir künye rica edeyim hemen. Şöyle, bu araştırma Türkiye genelinde 41 ilde yapıldı. 100 ilde yapılan metotla Türkiye seçmeninin 20.000'de biriyle Türkiye'de 64 milyon seçmen var. Onun 20.000'de biriyle yani 3200 kişiyle yapılan, 100 ilde yapılan bir araştırma. Peki. Yarın genel seçim olsa milletvekilliği seçimi oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz? AK Parti 28, CHP 29, MHP 7, DEM Parti 7, Yeniden Refah Partisi 6, İYİ Parti 7, Zafer Partisi 4 diye gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 1 puan önünde. Evet. Buyurun. Burada bir detay var. Üstte zaten kırmızı şeyle belirtmişiz. Bakın, yıllardır bu işle uğraşan birisi olarak söylüyorum. Son 3-4 aydır özellikle bunu görüyoruz. Belki 5 ay oldu. Türkiye'de ilk defa bu kadar çok protest seçmen var.
seçmenin yaklaşık %28'i sandığa gitmeyeceğini söylüyor. %7'si de kararsız olduğunu söyleyince %35'i. Dolayısıyla son derece yüksek bir kararsız seçmen kitlesi var. Yani protest seçmen diyebiliriz buna. Elbette seçim geldiğinde bunlar sandığa gidebilirler. Ama buradan çıkardığımız en önemli sorun bir, bu sandığa küsmüş, siyasete küsmüş, iktidara kızgın ama muhalefetten beklediğini bulamayan o seçmeni sandığa kim götürürse yüksek bir başarıyı elde edebilir. Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi halen birinci parti, AK Parti hemen arkasında ama bu rakamı özellikle söylemek lazım. Tekrar tekrar %35'lik bir rakam, çok büyük bir rakam çünkü. Bu seçmen şu anda iktidara kızgın ama muhalefetten de beklediğini bulamamış durumda. Anladım. Peki 34 numarayı verelim arkadaşlar. 34 numaralı grafiği verelim. Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki isimlerden hangisine oy verirsiniz? Erdoğan 42, Ekrem İmamoğlu 20, Mansur Yavaş 22, Fatih Erbakan 4, Ümit Özdağ 3 diye gidiyor. Burada tabii Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın listeye birlikte girmiş olmalarına dikkat çekmek lazım. Hani Erdoğan büyük fark atıyor gibi bir sonuç çıkmaz buradan. Bir de Özgür Özel'i sormamışsınız. O dikkatimi çekti. Ya şöyle, Özgür Bey aday olmadığını söyleyince doğal olarak yani ben aday değilim diyen isimleri söylemedim. Mesela bu çalışmayı yaptıktan sonra Sayın Ali Babacan da ben aday olabilirim, partimin doğal adayıyım dedi. Mesela o zamanlar dememişti bunu. Biz o ismi de koyduk. Bak bunlar, İnan Bey, yani şu anda ortada bir seçim yok kısa süre içerisinde. Biz evet. Bu arada daha çok özellikle iktidarla muhalefetin yarışını ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu fotoğraftan çıkan en önemli konu şu. Muhalefet bu seçimi bugünkü fotoğraf içerisinde beraber hareket etme kabiliyetini ortaya koyabilirse rahat kazanacak gibi duruyor. Bakın ama ortada bunu söylerken bir mesaj da ortaya çıkıyor. Bu veri bize bunu da gösteriyor. Eğer Sayın Ekrem İmamoğlu aday olursa, aynı anda Mansur Yavaş da aday olursa mesela, burada Sayın Erdoğan'ın kolaylıkla seçimi kazanması muhtemel olabilir. Nasıl muhtemel olabilir? İlk tur için değil, bugünkü fotoğraf seçimin ikinci tura kalacağını gösteriyor bize. Ama tekrar söylüyorum, burada da yine kararsız seçmen çok yüksek. Yani aynı kararsız seçmen olanından bakmak lazım. Evet. Onlar dengeleri değiştiriyorlar. Ama Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş beraber yer alırlarsa, orada tekrar söylüyorum, yani diğer adaylar, işte Fatih Erbakan, Ümit Özdağ, daha başka kimler olacaksa, bunlar aday olacak mı, olmayacak mı, beraber mi hareket edecekler, şu anda bunu görmüyoruz. Ama şu fotoğrafa şöyle baktığınızda, eyvah, yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun iki katı oy alan bir Tayyip Erdoğan çıkmaz burada. Ya da Sayın Mansur Yavaş'ın iki katı oy alan bir Erdoğan çıkmaz. O tarafın doğal adayı. Yoksa normal şartlarda Sayın Erdoğan'ın zaten aday olmaması lazım. İşin şey tarafı da o. Doğru. Bir de öyle bir boyut var. Evet. Herkes Erdoğan aday olacakmış gibi yapıyor hesapları. Şimdi Mehmet Ali Bey, size göre Türkiye'nin önemli sorunu nedir? %32 ekonomik sorunlar demiş. Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? Memnun değilim 34, kesinlikle memnun değilim 14, memnunum diyenler 35. Yarı yarıya gibi bir sonuç çıkmış. Aynı memleket gibi bu sorunun cevabı da karpuz gibi ikiye bölünmüş. Türkiye'de yeni bir çözüm sürecinin başlamasını destekliyor musunuz? Hayır desteklemiyorum diyenler 58, evet destekliyorum diyenler 28. Yüksek çıkmış hayır desteklemiyorum diyenler. Niye böyle oldu sizce? Yani şöyle, çözüm sürecinin geride bıraktığı çok heyecan veren bir durum söz konusu değil. Çünkü bakın bölgede, bizim sadece bölgede yaptığımız geçmişteki bir araştırma üzerinden bir şey söyleyeyim. Biz Diyarbakır, Şırnak gibi, Hakkari gibi geçmişte OHAL diye ifade edilen bölgede bir çalışma yapmıştık daha önce. Şu anda bölge insanının Sinoplu'dan, Yozgatlı'dan ya da Bilecikli'den daha farklı önümüze koyabildiği bir tek konu başlığı kalıyor. Ana dil değil. Yoksa sorunlar, yani İstanbul'da hangi sorun yaşanıyorsa ya da Kocaeli'nde hangi sorun yaşanıyorsa ya da Trabzon'da hangi sorun yaşanıyorsa Diyarbakır'da da o yaşanıyor. Ekonomi orada da sorun, istihdam orada da sorun. Dolayısıyla vatandaşın şu anda çözüm süreci adına ortaya konulmuş olan fotoğraf da çok net değil. Hatta çok ciddi de tepki var. Özellikle Abdullah Öcalan'ın meclise getirilmesiyle evet. ilgili. Onu verelim Sayın arkadaşlar. Sayın Bahçeli'nin bugün genel olarak eski söylediklerinin arkasında dursa bile
bu konuda yani tekrar tekrar aynı konuya sahip çıkmamasını gelen bu verilerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Konuşma hakkına sahip olmalı mı Abdullah Öcalan meclis kürsüsüne diye sorduğumuzda %78 hayır olmamalı diyor. Kararsızları da eklediğimizde %80'leri bulan bir oran bundan ciddi rahatsız oluyor. Geri kalan %12'lik kesim ya DEM Partili, yani daha çok o görüşteki, ya da partilerin, özellikle iktidar partilerinin çok fanatik, yani bizim liderimiz ya da partimiz ne söylüyorsa muhakkak doğru söylüyordur, bir bildiği vardır diyen seçmen. Yani vatandaşın büyük bir tepkisi söz konusu. Bunun içerisinde doğal olarak AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili seçmenin de büyük oranda destek vermediğini anlıyoruz. Peki AK Parti CHP ittifakı mümkün mü diye sormuşsunuz. Hayır, mümkün diyenler, değil diyenlerin oranı %60. Bunu neden sordunuz? Böyle bir ihtimal mi var? AK Parti CHP ittifakı gibi bir ihtimal. Şimdi bakın, böyle bir ittifak şu an itibariyle Türkiye'de yok. Ancak Türkiye siyasetinde çok konuşulan bir ifade gündeme geldi, biliyorsunuz geçen aylarda. Bazıları buna yumuşama dediler, muhalefetin iktidarla olan temasına. Bazıları da normalleşme ifadesini kullandılar. Türkiye'de geçmişte de birbirleriyle kanlı bıçaklı olan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifak kurdu, biliyorsunuz Cumhur İttifakı doğdu. Evet. Bir şekilde diğer partilerinden de birbirlerine neler söylediğini biliyoruz. Siyaset böyle bir şey. Biz burada aslında bir simülasyon ortaya koyuyoruz. Burada birinci soru bu. Size göre AK Parti CHP ittifakı mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi bir gün diye sorduğumuzda hayır mümkün değil diyen %60 var ama mümkün olabilir diye %22 de var. Türkiye gerçekliğini gören bir başka seçmen grubu da var. Bunu da yok saymamak lazım. %18 de kararsız olduğunu söylüyor. Ama burada aslında ikinci, bunun devamı olan ikinci sorumuz da şu. AK Parti, CHP aynı ittifakta yer aldığında bu durum oy tercihinizi değiştirir mi dediğimizde seçmenin yarısı evet benim tercihimi değiştirir diyor. Yani bugüne kadar söylediği bütün ezberlerini seçmen değiştirebilir. Evet. Bunu biz Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti yakınlaşmasında gördük. Kimin lehine olur o ayrı bir şey. Ama sonuç itibariyle bir seçmen tercih değişimine neden olabilir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi açısından burada çıkan mesaj, yani muhalefet açısından çıkan en önemli mesaj, farkındalığını ortaya koyması gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Anladım. Çok beraber duran bir görüntü iktidara yarıyor ama muhalefete yaramıyor. Benim çıkardığım sonuç bu burada. Peki. Mehmet Ali Kulak, çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Hayırlıklar diliyorum. Sağ olun. Ukrayna ile devam edelim arkadaşlar. Ukrayna silah iddiaları haberi.